nasıl gidiyor? Harika. Tam zorlu yollar konseptini yaşıyoruz burada. Hem araç önemli, hem sürücü önemli, hem yol arkadaşlarınız önemli. Keyfiniz yerinizde mi? Aynen. Yerinde, teşekkür. O zaman harika. 10 numara 5 yıldız. Çok heyecanlıyım şu anda gerçekten. Böyle. Kameraları oynama. Musunuz? 10 numara. Birazdan adet şaşırıp gidecek. Çok heyecanlı, çok güzeldi. Çok eğlendik. Çok eğlendik. Aynen böyle, nefis. Yaban'a teşekkür ediyoruz. Yaban'a teşekkürler. Öyle bir heyecan, böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamamıştım. Muhteşem. Çok keyifli. Yaban TV'yi destekliyoruz. Gayet keyifli bir performanstı. Offroad tutkunlarına selamlar. Ama ustaya da, şoföre de harbiden bravo yani. 10 numara. Seviyoruz offroad'u. Ateşin gerçekleşmesi için belli etkenlerin olması gerekir. En önemlilerinden birisi oksijen, ikincisi ısı. Bu ısı sürtünmeyle olur veya başka bir ısı transferiyle olur. En önemli ateş yakma kaynağımız magnezyum çubuğu dediğimiz bir çelik parçası var. Bu çelikle birbirine sürterek kıvılcım elde ediyoruz. Kıvılcım elde ettiğimizde de yakmak istediğimiz objenin üzerine
yaklaşıp kıvılcım elde edince tutuşmayı sağlayabiliyoruz. Böyle ateşimizi yakıyoruz. Mesela suya düştünüz, havuza düştünüz, dereye düştünüz, kibritiniz ıslanırsa yakamazsınız. Önceden eritilmiş muma batırırsanız kibritinizi, ihtiyaç duyduğunuzda eczalı kısmını sıyırırsınız, kibritinizi yakarsınız ve o buladığınız mumu da ateşi hızlandırıcı olarak kullandırabilirsiniz. Şurada gördüğünüz kızılderili ateşi, şurada gördüğünüz mum ateşi, onu öyle yakamazsınız. Bu kızılderili ateşinde işte su kaynatmak, yemek pişirmek için kullanabiliyoruz bunu. Onu yakamazsınız, boşuna harcamayın. Deneyin de ben 50 senedir denedim yakamadım yani. Şimdi denemedim. Çok risk aldım. Yani o ağaçlar, yapraklar nemli bir kere. Aklınızda olsun, çadırdasınız, şeyiniz yok, çadırın içine ateş taşıma şeyiniz mümkün değil. Yanınızda mutlaka artık günümüzün en büyük hastalığı pet şişeyle dolaşıyoruz. Pet şişenin içine suyu doldurun, közün üstüne bırakın. Erimez hiçbir şekilde. Kaynar su, o suyu al, o pet şişeyi alın, atletinize sarın. Çadırınızın içine ya da uyku tulumunuzun içine koyun. Sıcak su torbası olarak kullanabilirsiniz. İstasyonundayız bugün ve karma grubumuz var. Şimdi atışa geçeceğiz ve hepimiz atışı deneyimleyeceğiz. Karma şu şekilde, aynen böyle kilişe yerleştiriyoruz. Aynen, aynen böyle, şurası. Sol kolları dönüp hedefe doğru. Tek yukarıda çekişe başlıyoruz. İp ve düğüm istasyonunda beraberiz. Fatma hocamızın eşliğinde misafirlerimize düğüm atma tekniklerini ve düğüm çeşitlerini gösteriyoruz. Aldım. Bir tanesi önde, bir tanesi arkada gibi düşünün şu an iplerin uçlarını. Öndekini arkadakinin üstünden doluyorum. Doladım bir tur. Ufak bir halka oluştu. Ucu, aynı ipin ucunu onun içinden geçirip sıkıyorum. Üstüne bir düğüm atıyorsunuz aslında. Bildiğimiz basit düğüm var, onu atıyorsunuz. Sonra elimde çevirdim. Çevirin mesela aynısı olması için, evet böyle çevirin, yönünü değiştirecek. Bir kere daha aynı hareketi yapıyorum yine. İpin üstünden doladım, bir halka oluşturdum, sıktım. En sonda evet dışarıdan, evet bu sefer sizinki oldu. Bir tane ucu alıp diğerinin etrafından bir tur attırıyorum. Tamam. Ve yukarıda oluşan halkanın içinden ucu geçirip iki uçtan sıkıyorum. Evet bu kadar. Açık sekizliğimiz bu. Evet, şeklinden geliyor adı. Zaten sekizliğe benziyor diye. Hızlı, kapalı sekizliğin hızlı hali de var. Aynı açık sekizli gibi. İkili yapıyorsunuz sadece. Çektiniz. Şu şekilde direkt halka taktınız olduğunuz yere. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kampçılığın, dağcılığın hani ABC'si diyeceğimiz hani ilk malzemelerimiz, en önemlileri çanta, çadır ve uyku tulumu. Hani tüm yükümüzü taşıyacak olan çanta, içinde barınacağımız çadırımız ve bizi ısıdan, dış etkinlerden koruyacak olan yine uyku tulumumuz. Hani en önemli dikkat edilmesi gereken, seçerken hiçbir şeyden, masraftan kaçınmadan en iyi seçmeniz gereken malzemeler bunlar oluyor.
çabalar. Barınma istasyonundan bahsedeceğim şimdi size. 3 farklı çadırımız var ve 1 tane de barınağımız var. Barınak zor şartları, hayatı idame ettirmek için, konfor alanı kesinlikle aranmayan, sadece geceyi geçirmek için olan bir barınağımız var. Ben çok kısa aslında en temel şeyi sormak istiyorum. Yani kamp yapmak isteyen, bununla ilgili bir niyeti olan kişi ilk etapta gittiği zaman yanında hangi malzemeleri alsın? Hangi malzemeleri almalı? O zaman sıkıntı sorunu yaşamaz. İlk başta kamp yapacaksanız mutlaka profesyonel birilerine danışın. Ve profesyonel insanlardan mutlaka alacağınız malzemeleri araştırın. Ve bir kişiye sorarak bağlı kalmayın. Çünkü herkesin tercihi farklı oluyor. Benim sorum vardı ya, özellikle şu anda kış mevsimindeyiz. Hani bu mevsimde nasıl bir çadır önerirsiniz? Ya da çadır dışında da hani ne gibi malzemelerle kamp yapabiliriz bu mevsim? Aslında çadırı sadece mevsimsel bazda düşünmeyip, yani bütün ekipmanları mevsimsel bazda düşünmeyip, gideceğimiz lokasyon çok önemli. Yani hangi hava şartlarında nereye gidiyoruz? Ya da kamptan beklentimiz nedir? Yani bir dağ faaliyetine gidiyorsak ya da yüksek irtifaya gidiyorsak, şu mevsimde dahi daha kapsamlı bir dört mevsim, en azından dört mevsim bir çadır kullanmak gerekebilir. Çadırlar tiplerine göre değişiyor ve yani üç mevsim, dört mevsim ve beş mevsim dediğimiz çadırlar var. Beş mevsim dediğimiz çadırlar yüksek irtifa çadırı, aynı zamanda kar fırtınasına karşı koruması olan çadırlar. Üç mevsim böylesi bir yer için idare edebilecek bir çadır sizi. Aynı zamanda buradaki belirleyici etkenlerden bir tanesi de çadırın poli oluyor. Yani dayanımını arttıran şey aslında çadırın poli belirleyici unsurlardan bir tanesi de oluşturuyor. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Tamamıyla gözlem amaçlı. Tamam, bilgiler falan koyarsan konaklarla da yani. Ama altında yani şey falan. Yani şöyle. Herkese merhaba, Arif Ok benim adım. Türkiye Satış Müdürlüğü'nü yapıyorum Boehringer Ingelheim ilaç firmasının. Boehringer Ingelheim çok uluslu bir ilaç firması ve Türkiye'de de faaliyet gösteriyor. Biz yaklaşık 100-120 kişilik bir ekiple bugün Yaban'la birlikte bu doğadayız ve doğada çok güzel etkinlikler yaptık. Bunların en önemlisi aslında off-road'tu. Off-road bize aslında zorlu yollarda nasıl hani dengede kalmamız ve hedefe her halükarda ulaşmamız gerektiğini gösteriyor. Ve off-road yaparken aslında takım arkadaşlarımız son derece önemli, kullandığımız araç son derece önemli. Aslında aynı günümüz iş dünyası gibi, günümüz iş dünyasında da hep aslında dalgalı denize benzetilir ve mutlaka o gemiyi siz o dalgaların arasından geçirip limana yanaştırmak zorundasınız. Dolayısıyla burada gördüğümüz engeller de iş dünyasında gördüğümüz engeller gibi ve ekibimizle birlikte dayanışma içerisinde, onun dışında tabii ki ekipmanlarımızla da, iyi ekipmanlarla birlikte hedefe ulaştığımızı gördük. Buradaki takım çalışmasını izleme fırsatım oldu. Tabii ki yöneticiler de burada ekiplerine çok güzel yön verdiler ve doğada karşılaşmış oldukları bir takım zorlukları iş hayatındaki zorluklarla betimlediler ve birleştirdiler. Dolayısıyla ben burada sahip olduğumuz deneyimi iş yaşantısına da aktaracağımıza eminim. Bununla birlikte burası gerçekten de çok sosyalleşme imkanı sunuyor. Yaklaşık 3 saatten beri buradayız. Zaman zaman hani burada okçuluk aktiviteleri yaptık. Onun dışında zorlu doğa şartlarında nasıl hayatta kalabileceğimize dair ateş yakma, çadır kurma, ip bağlama. Bütün bu aktivitelerde aslında insanlar birbiriyle sohbet etme ve birbirlerinin becerilerini görme şansı da buldu. Açıkçası hani team building dediğimiz bu hani ekip oluşturma aktiviteleri açısından da çok verimli olduğunu düşünüyorum bu aktivitelerin. Ve bu noktada doğada olmak, saha ekibiyle birlikte olmak, dolayısıyla farklı havayı solumak gerçekten de o iş hayatının stresinden bizi uzaklaştırıyor. Gün içerisinde fiziksel anlamda yorulduğunuzu düşünebilirsiniz ama kesin o beyin anlamında dinlendiğinizi söyleyebilirim.
çalıştığımız firma olarak aslında baktığımızda çok fazla eğitim aktiviteleri yapıyoruz. Ve eğitim hakikaten çok önemli. Özellikle gerçek hayat deneyimi çok önemli. Hep salon aktiviteleri yapıyoruz ama salonun biraz dışına çıkıp gerçek hayata baktığınızda aslında deneyimlediğiniz zaman o etkisi çok daha fazla oluyor. Biz bunu gözlemledik. Büyük bir firmayız aslında baktığımızda. Aramızda yeni katılan arkadaşların da olduğunu düşündüğümüzde aslında dışarıda olmak, bu tür aktivitelerde yeme, içme ve deneyimleme, spor, hayatın içinde olmak, doğal koşullar içerisinde olmak, gerçek hayat şartlarını aslında biraz deneyimlemek çok farklı duygular uyandırıyor. Ve ben konuştuğum kadarıyla herkes oldukça memnun. Hem çok fazla oksijen almaktan, hem hareket halinde olmaktan, hem misyonumuz gereği çok hareket edelim, sağlıklı beslenelim, güzel yaşayalım istiyoruz, streslerimizden alınalım istiyoruz. Ben doğanın da bunu sağladığını düşünüyorum. Hem ekip olarak bir arada olma dediğim gibi, hem fazla ortak aktiviteleri birlikte yapma, birbirinin deneyimlerinden öğrenme şansı verdi. Dolayısıyla çok güzel bir aktivite oldu. Aynı zamanda hayatın zorlu yolları diyoruz, engeller diyoruz. Her zaman her şey laboratuvar ortamlarında olduğu gibi kontrol edilebilir olmuyor. Karşınıza çıkabilecek riskleri de baktığınızda gerçek hayat aslında bize çok güzel sürprizler sunabiliyor. Dolayısıyla güzel bir tecrübe oldu diyelim. Evet, offroad deneyimimiz bitti. Neler yaşadınız? Vallahi çok güzeldi, heyecanlıydı. Bir çıktık dümdüz yol, bir indik bayır, tepe bayır. Su gerçekten çok heyecanlıydı. Yani yattım araç. Yatmadı ama yatmak üzereydi. Direkten döndük. Sağlam yol arkadaşı işi bitirdi yani. Evet, yani sağlam yol arkadaşımız işi bitirdi. Gerçekten tebrik etmek lazım. Tamam. Ama kaptanımızı da tebrik etmek lazım. Onu teşekkür ederim. Birazdan geleceğim. Ben kendi adıma söylüyorum, diğer, onu tebrik ediyorum. Diğer arkadaşlara da dönelim. Siz neler yaşadınız? Aynı şekilde çok heyecanlıydı. Hayat aynen öyle. Araç çok güçlü. Doğa şartlarında çok uygun. O yüzden sağlam yol arkadaşını iyi seçmek lazım. Ben daha önce safari de yapmıştık biz ekip olarak. Ama offroad yapmak herkese tavsiye ediyoruz. Gerçekten heyecan verici bir olay. Hayatta insanın neler, yani çok zor şartları yaşayabileceğini bu araçla beraber çok sağlam bir ekip ruhu ve elimizin altında iyi bir silahımız olursa çok iyilere geleceğimizi en son buraya sapasalim gelerek görmüş olduk. Süper. Peki kaptanımıza soralım bir de, o neler yaşamış? İzlenimleriniz neler hocam? Nasıllardı? Vallahi bu görmüş olduğunuz parkur 2015 yılında Sapanca Offroad Kulübü'nün düzenlediği bir yarış parkuruydu. Mahalli yarış yapmışlardı burada. Profesyonel bir parkur. Profesyonel yani. Parkurun biz 5'te 1'i kullanmış olduk. Yani mini bir parkur yapmış olduk kendimizi. Keyifliydi, keyifliydi, güzeldi. Başarılı oldular mı? Çok başarılı. Direksiyon hakimiyeti nasıl? Süper. Tamamdır. Sıkıntı yok, süper. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Gerçekten muhteşemdi. Herkese tavsiye ediyorum.
şu anda gerçekten. Kameraları oynama. Biliyor musunuz? 10 numara. Birazdan adet taşını tutacak. Süper!